Selamun aleyküm örgü severler. Örgüyle Terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben supla örmeye başladım. Şahane oldu. Nako pırlanta ipim. 7 tane aldım. Bir tanesinden 2 tane çıktı. Şu ortasına runner örüyorum. Bunu bayağı göstermekte zorlandım. Çektim. Şimdi bunun örülüşünü, devamını videoya yüklüyorum. 80 santim. Şöyle muhtemelen 8 kişilik bir takım olacak. Örmek isteyenlere. Ortası iki ipten çıkacak. Şurayı da bitireceğim. Evet. Örgümüze başlayalım. Evet hanımlar, supla ördüm. Bunun ortasına runner'ımıza başlayalım. Şimdi 3 tane suplamı şöyle koydum. Bunun ortasını yapacağım için şöyle üstüne zincir çekeceğim. Şöyle biraz ip alıyorum. Ne kadar alıyorum? 2 metre kadar ip alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İpim nako pırlanta. Ben çok beğendim bundan örmesini. Şöyle ipimin biraz aldıktan sonra şunu biraz ileriye götürelim. Şöyle bir zincir çekip ortasının zincirini şu şekilde başlıyorum. Şöyle uzunca bir zincir çekeceğim. Daha da açayım. Şöyle rahat görünsün. Şöyle üstüne doluyorum. Örüyorum. Bütün örgülerimi bu şekilde başlıyorum. Çok güzel oluyor. Şöyle bu zincirimi uzatıp örüp geleyim. Arkadaşlar 80 santim zincir çekecektim. Şuradan aldığım ip ona yetmedi. Ben de ne yapıyorum? Size onu da göstereyim istedim. Şuradan batıyorum. Zincirimi sökmek yerine şöyle başka biraz bir artığım vardı. Ondan şöyle aldım. Şu şekilde şu tarafa doğru örmeye devam ediyorum. Şöyle. Başladığım yerden. Burası ördüğüm yer. Burası. Buradan 80 santime ulaştıracağım. 80 santim zincirimi çektim. Şimdi ördüğüm yerden şöyle döneceğim. Bir, iki zincir çektim. Şuraya batıyorum. Tam başına. Bir daha çektim. Bir daha batıyorum. Aynı yere. Şimdi yürüyorum. Şimdi ileriye doğru şu ipimi de içine alıyorum. Şuradaki ipimi hem sökülmesin hem kaybolsun diye. Şöyle her bir deliğime bir tane batarak şöyle trabzan örerek ilerliyorum.
Benim biraz önceki çektiğim zincir şimdi dönüşte de şurada çok rahat batmamı sağlayacak iki taraflı da. Bu şekilde bu zincirimin tamamını trabzan öreceğim. Geleceğim. Evet arkadaşlar, 80 santimi trabzanı zincir üstüne onu biraz da yarım saatte ayakta durduğum yerde yürüyerek ördüm. Yürüyüşümü de yapmış oldum. Şimdi kenara geldim. Şu kenara yine sonra aynı deliğin içine 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle dönmem için aynı deliğin içine 3 tane ördüm. Şimdi bir ilerisine şöyle geçeceğim. Tığım 2 numara. Sertliği iyi. Çok yumuşak olmasın. Şöyle ipimi de içinde götürüyorum. Şuralara şöyle denginden batarak bu sırayı da dolanıp geleceğim. Bunun göstermesi bayağı meşakkatli olacak gibi. İnşallah tamamını gösterebilirim. Çünkü buraları düz. Sadece şu köşelerde artırma yapacağız. Oraları göstermem gerekiyor. Şöyle. Ben yine öbür tarafa kadar örüp geleyim. Evet, ben yine geçtim. Bakın ortasındaki zinciri böyle çiftli çekmem çok güzel bir orta oluşturdu. Şimdi şuraya kenara geldim. Bu bir de arkadaşlar çok uzun oldu sanki. İlk defa suplamın ortasına runner yapıyorum. 70 santim, 60 santim yapsak da olurmuş gibi geldi. Bitirince tekrar gösteririm. Şöyle aynı yere iki defa batıyorum. Şu köşeye. Şimdi şuraya şöyle batıyorum ve şöyle çekiyorum. Şöyle çektim. Bir, iki zincir çekiyorum. Şuraya dibine batıyorum. Dibine bir daha batıyorum. Artırma yapıyorum. İkinciye de artırma yapıyorum. Şöyle dolanmamız gerekiyor. Üçüncüye de artırma yapıyorum. Şuraya da bir daha geldiğimde aynı şuraya yine artırma yapacağım. Şimdi kolaylaştı. Zincirin üstüne biraz daha zordu. Şöyle. Hepsini artırma şuraya ip koyacağım ben. Şöyle karşılıklı yuvarlak artırma yapacağım. İlk sırada hepsine çift yapacağım. İkinci sırada bir tek bir çift yapacağım. Üçüncü sırada iki tek bir çift yapacağım. Ama oraya biraz daha göstereceğim. Ondan sonra kenarını gösteririm. Ölçüsünü, ipinin kaç gittiğini bitince küçük bir video çeker, başa koyarım. Şöyle öbür tarafa geçeyim, bir de orayı göstereyim.
Şimdi bu tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şu ortanın tam denginden şurayı baz alıyorum, şurayı. Şuradan çift batmaya başlıyorum. Daha ikinci sıramda olduğum için her deliğime çift batacağım. Bir dahaki sırada bir tek bir çift batacağım. Şöyle yuvarlanmasını sağlayacağım. Şöyle bakayım. Şimdi hafif gerilecek gibi diye bakarsam tam ortaya 3 batayım. Şöyle daha rahat olsun. Onu örerken ayarlarsanız. Şimdi daha yuvarlak oldu. Şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şöyle artık devam ediyorum. Bir ip bulup şuraya takacağım. Ya da şöyle ipleri şey yaparız, oradan artıracağız. Burayı da örüp geleyim. Bu yalnız bayağı uzun oldu. Arkadaşlar bir sıra daha geçtim. Şimdi şuranın da ikinci sırasındayım. Karşılıklı 4 sıra ama şurada ikinci sıradayım. Şu ortadaki deliğin tam denginden çift batıyorum. Birinci sırayı değil, ikinci sırayı her deliğe çift batıyorum. Şimdi şuraya, şu zincir değil, şuraya batıyorum. Şöyle batıyorum ve şu şekilde geçiş yapıyorum. Şu şekilde geçince hiç şey olmuyor. Şimdi iki zincir çektim. Aynı deliğin içine çift batıyorum. Şimdi bir tek bu tarafı ikinci sıraya geçmiş oldum. Bu tarafı daha birinci sırada. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Şöyle bakıyorum. Bir tane daha öreyim. Bu kadar yeter. Şu ortadaki deliği takip ediyorum. Oradan ilerisine artırma yapmıyorum. Çünkü kardalanır. Sadece artırmayı şu köşede yapacağız. Şöyle. Bundan sonrası düz. Bir sıra daha öbür tarafa geçeyim, bir daha göstereyim. Evet hanımlar, ben yine bir sıra daha ördüm. Şimdi isterseniz şuradan bir ip geçirip şöyle ileriye alıp iki taraflı takibini yapabilirsiniz ama tam dengine gelince, şu ortadaki deliğimizin dengine gelince şurada hepsine bir çift batmıştık.
Ortadaki çiftli sırayı saymıyorduk. Şimdi hepsine çift batmıştık. Şurada bir tek bir çift yapıyoruz. Şuna çift batıyorum. Tam dengindekine. Birine tek batıyorum. Şuna çift batıyorum. Birine tek, birine çift. Şu ortaya arka arkaya çift yaptım. Az köşe dönerken birine tek, birine çift. Şuranın yuvarlak olması için aynı supla örerken ki tekniği buraya uyguluyoruz. Şu deliği takip ediyorum ben. Şöyle. Şöyle yine düz örmeye devam ediyorum. Artırma, eksiltme yapmadan mantığını anladıysak şimdi bir dahaki sefere ben şu tam ortaya iki tanesine çift battım. Çünkü orta dönerken az şey olmasın diye, gerilmesin, rahat dönsün diye bu tarafta bu şekilde. Burada aynı. Şimdi şuraya ikinci sıraya geçmiş oldu. Şurada daha birinci sırada. Şuradan tam denginden başlayıp bir tek bir çift, bir tek bir çift yapacağım. Şuradan yine geçişte şu tarafını iki tek bir çift yapacağım. İkisine tek, birine çift. Şöyle dengine gelinceye kadar. Şura biraz bu sıraları ben mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bu sırayı kaç tane öreceğim tam bilmiyorum. Biraz dolanıp dolanıp büyüklüğüne artık yeter dediğimde 6 bir tarafına, 6 bir tarafına 12 sıra toplamda. Şimdi ortadan sayarsam 6 bir tarafına, 6 bir tarafına örersem 12 sıra örerim muhtemelen. Ve şu kenarı yapacağız. Ondan sonra da. Kenarı da yapınca ben enine bir bakarım. Size tekrar videonun devamını gösteririm inşallah. Evet hanımlar, ben 12 sıra dolandım. Ortadan 2, 4, 6 bir tarafı, 6 bir tarafı toplam 12 sıra. Şimdi son sıramı da kaydırma tekniği yaptım. Şuradan bitişim, başlayışım şuradan. Uzun olunca ben dolanıp geldim. Size şurayı göstereyim istedim. Şöyle şuradan düz batıyorum. Şöyle geçiriyorum. Düz batıyorum. Şöyle geçirerek şöyle dolandım. Şöyle. Şura bitti. Bitişim. Şimdi şuraya 7 zincir çekeceğim. 7 1 2 3 4 4. deliğime şöyle batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle, şu şekilde 4. deliğime şöyle bakıyorum. Şimdi şu yuvarlakta ilk önce 4 zincir çekmiştim. İkinci de 5, 6, 7 diye çekmiştim. Ama bunda biraz o şekilde ördüm. Olmadı. Söktüm. Birkaç sırada örmüştüm. Şimdi tekrar bunda
Genişleme olmadığı için sadece artırmayı şuradan yapacağım. Altı yedi. Şu kaydırma şeyim burada duruyor. Şuna değil, bir önceki normal ördüğüme batıyorum. Şöyle dördüncü deliğime şu şekilde batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle hepsini dolanıp geleyim. Ben bir sıra dolanıp geldim. Şöyle. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6. Şura kısa olunca 6 çektim. Şuraya batıyorum. Şöyle kaydırma tekniği yaptım. Şöyle kaydırma tekniğiyle şu ortaya geldim. Buradaki geçişimiz böyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedi zincirli tüm bir daha dolanacağım. Duruşuna beraber bakacağız. Bunu ben de ilk deneyimliyorum. Sanki iyi olacak. Şöyle 7 zincirli. Şöyle bir dolanıp geleyim. Evet. Bir daha dolanıp geldim. İki sıra dolandım. Bugün akşama kadar bu şeyin videosuyla uğraştım, kenarıyla. Burasını zaten daha önce çekmiştim. Şimdi tekrar şurayı çekeyim dedim. Söküp söküp tekrar örüyorum. Doğru şeyi gösterebilmek için. Derdim neyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seviyorum. Şöyle şuraya batıyorum. Şöyle birleştirme yeri. Şuraya. Şöyle çok kaba göstermeden. Şimdi üçüncü sıradayım. İki sırasını hep yedi zincir çektim. Ama üçüncü sırada şu yuvarla sekiz çekeceğim herhalde. Tam burası gerilecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sadece şu yuvarla. Yuvarlak kısmını. Şimdi şuradan birleştirme yerim. Şuraya gelince de 8 çekerim muhtemelen. Bir de şu tarafını. Şuraya gelince tam şuranın denginden 8 çekmeye başlarım. Şu dengine gelinceye kadar 8 çekerim. Oranın gerildiğini zaten siz anlarsınız. Başka yeri 7. Bir sıra daha dolanıp kenarını yapacağım. Bu suplamın 5 tane dolanmıştım ama şunda galiba ya 3 ya 4. Ben örüp bir daha bakayım. Evet hanımlar. Şimdi nereye geldim? Şurayı ben 4 defa 4 sıra dolandım. İlk iki sırasını 7 zincir çektim. Sonra iki sırasını yine şuralar 7. Şuranın denginden şu yuvarlığa 8 çektim. İki sırasını, son iki sırasını, 4 sıra. Şimdi şuradan bitiş yerinden de
Zincirimin içine 8 trabzan ördüm. Şura kendi dibine battım. Aynı bir önündeki zincirimin içine her zincirimin içine 8 tane battım şuraya kadar. Şu yuvarla her zincirime 8 trabzan ördüm. Ondan sonra trabzanlarımın arasını şu şekilde ördüm. Bu büyük olunca biraz zor oldu. Bütün gün bununla uğraştım. Şöyle olacak mı diye baktım. Ondan sonra size gösteriyorum. Birkaç defa video çekip çekip geri sildim. Şöyle 2 4 5 6 7 8 Şuraya şöyle batıyorum. Tekrar öndeki zincirimi 8 trabzan daha örüyorum. Ama yuvarlağın her şuranın denginden şuradan başlayıp şuraya 8 trabzan öreceğim. Dibine üstüne atmadan batacağım. Şuna da 8 öreceğim. Dibine batıp şuna da 8 öreceğim. Yuvarlak böyle kardalı şeyi geriyor. Şuraların arasındaki zinciri şu şekilde geçiyorum. Ama oraları her birine öreceğim. Yine bu kenarı dolanmak da çok uzun süreceği için 7 8 şöyle göstereyim. Şöyle öreceğim. Muhtemelen şunlara da şey öreceğim. Hepsine tek tek. Şöyle güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.